Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Adımı vermek istemiyorum. Siz beni Ayşe olarak bilin. Sadece yaşadığım şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. 21 yaşındaydım o zamanlar. Genç ve güzel bir kızdım. Üniversiteye gidiyordum. Bir erkek arkadaşım vardı. Ali. Üniversiteye gelmeden önceki hayatımı unutturdu bana. Çektiğim acıları, baskıları unutturdu. Kocaman bir motosikleti vardı. Özgürce gezip eğleniyorduk. Tatil günlerimizde şehir şehir dolaşıp hayatın tadını çıkarıyorduk. Onu çok seviyordum. O kadar iyi ve temiz kalpli biriydi ki bir gün olsun bana kötü gözle bakmadı. Gittiğimiz yerlerde gece konaklayacaksak hep ayrı odalar tutardı. Bana bir kötülük düşünmezdi. El ele dolaştığımızda bana şiirler okurdu. Kalbime işlemişti sözleri, nefesi, kokusu. 2 yıl boyunca Türkiye'nin yarısını gezdik desem yalan olmaz. Çok dikkatli ve temkinli kullanıyordum motosikleti. Belki ben arkasındayım diye öyleydi. Sonra bir gün ara tatil için memleketine, anne ve babasını görmeye gitmek istedi. Ben de memleketime gittim. Gece çıkacaktı yolculuğa. Gece gitme ne olursun, aklım sende kalmasın dedim. Bir şey olmaz bir tanem. Olacağı varsa gündüz de olur dedi. Beni otobüse kadar bıraktı. El salladı arkamdan. Onu en son görüşümdü. Gece motosikletiyle memleketine giderken feci bir kaza geçirmiş. Sabaha kadar 10 kere aradım. Sonra sabaha karşı telefonunu bir polis memuru açtı. Bana acı haber verdiğinde otobüste çığlıklar atıp bayılmışım. Ambulans çağırıp beni hastaneye göndermişler. Ailem gelip beni aldı. Neler olduğunu sordular. En yakın arkadaşım ölmüş dedim. Kimseyi dinlemeden tekrar otobüse binip Ali'nin memleketine gittim. Gidişim akşamı bulmuştu. Elim ayağım titreye titreye Ali'nin evine gittim. Herkes bana bakıyordu. Kimseye kendimi tanıtmadım. Konuşamadım. Sadece ağlıyordum. Gece boyunca sadece oturdum ve ağladım. Ali'nin cesedi morga kaldırılmıştı. Sabah teslim edilecekti. Sabah cenaze morgdan alınıp evine getirildi. Annesinin, kardeşlerinin feryatları ortalığı yıktı. Ben tutuyordum kendimi. Öyle bir sıkıyordum ki içime akıyordu gözyaşlarım artık. Cenaze kabristana götürüldüğünde artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Annesi, "Açın yüzünü de son bir kez göreyim," diye feryat ediyordu. Ben de son bir kez göreyim diye koşar adım oraya savurdum kendimi. Cenaze aracından inen görevli tabutu açtırmamakta kararlıydı. Israrla itiraz ediyordu. Ben anlamıştım aslında. Motor kazası geçirdiği için bedeni çok hasar almış. Belki de parçalanmıştı. Görevli Ali'nin babasının kulağına bir şeyler söyledi. Adam yaşlar akan gözlerini yumdu ve başını salladı. Eşini tabutun yanından uzaklaştırdı. Tabut mezara konulurken dayanamadım. Ben de artık haykırı haykırı ağladım. Toprak atılırken üstüne beni de gömmüşlerdi onunla. Cenazeden sonra sessiz sedasız ayrıldım oradan. Kimseye bir şey demedim. Memleketime döndüm. Annem babam kızdılar. Neredeydin? Telefonun neden kapalıydı diye ama çok umursamadım. Hayat artık bundan sonra benim için tatsız ve acıydı. Günlerce yataktan çıkmadım. Yemedim, içmedim. Halsiz düştüm. Tekrar hastaneye kaldırdılar beni. Serumlarla tekrar ayağa kalkabilmiştim. Psikoloğa götürdüler. Doktor bey hariç kimseye bir şey anlatmadım. O dönem okula gitmedim. Senem uzamıştı ama artık çok da bir önemi yoktu. Yaz döneminde ailem köye, ata toprağına giderdi. Çoğunlukla ben sevmez gitmezdim. Şehirde büyük abimle kalırdım. Ama bu sene ben de geleceğim dedim. Başımı dinlemek istiyordum.
Köye gittiğimin ertesi günü başımı alıp tek başıma dağa taş gezdim. Akşama kadar çiçek topladım. Dağa taşa savurdum. Ali'nin mezarına koymuş gibi, ona hediye edermiş gibi. Uzaklarda bir yerde beni izliyormuş gibi. Akşama doğru köye dönüş yoluna geçmiştim. Ilıkça esen rüzgar saçlarımı dağıtırken arkamda birinin olduğunu sandım. Aniden arkama döndüm. Biri sanki büyükçe bir kayanın arkasına saklandı. Korkmaya başlamıştım. Adımlarımı hızlandırarak yürümeye başladım. Sürekli arkama bakıyordum. Çıtırtı sesleri geliyordu ama etrafta kimseyi göremiyordum. Ayak sesleri yaklaşınca korkup koşmaya başladım. Yamaçtan iniyordum ve toprak çok kaygandı. Etrafta kayalar ve taşlar da vardı. En sonunda olan oldu ve ayağım kayıp düştüm. Bileğim burkulmuştu. Ayağa kalkmak istedim ama basamıyordum. Ağlamaya başladım. Çok acıyordu. Güneş batmaya yakındı. Birileri geçse uzaktan seslenecektim ama bu saatte herkes evine dönmüştü. Bir benim akılsız kafam akıl edememişti bunu. Bileğim çok sızlıyordu. Soğudukça acısını daha çok hissediyordum. Bir yandan da etrafıma bakıyordum. Beni takip eden biri vardı. Emindim buna. Şimdi ise ne bir ses ne de bir hareket vardı. Biraz zaman geçtikten sonra cesaretimi toplayıp tekrar kalkmak istedim. Ama yine basamıyordum üstüne. Çaresizce yere oturup beklemeye başladım. Buradan kimse geçmezse geceyi burada geçirmek zorunda kalabilirdim. Ah eşek kafa, telefonunu neden almazsın yanına? Hayatla bağlantım kopsun istemiştim. Sadece ve sadece rahatlamak istemiştim. Şimdi başımı açtığım belaya bak. Akşam ezanının sesini duyabiliyordum. Ezan bittikten sonra avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Sesimi duyan olmamıştı tabii ki. Karanlık iyice çökünce yamaçtan değişik hayvanların sesleri gelmeye başladı. Bir bu eksikti. Burada ölüp gideceğim herhalde dedim. Ayağım şişmişti iyice. Artık kıpırdayamıyordum. Belim de ağarmıştı. Oturduğum yerde ayağımı uzatmış bekliyordum. Sırtımı bir yerlere yaslamak istedim. İleride bir kaya vardı. Elimle ayağımı kaldırıp diğer ayağımla kendimi ittirmeye başladım. Bileğimin acısından ağlamaya başlamıştım artık. Sonunda kayaya ulaşabildim. Sırtımı dayadım. Ayağımı uzattım. Kan ter içinde kalmıştım. Nefes nefeseydim. Ben soluklanırken sırtımda bir şeyler hissettim. Hani böyle teriniz sırtınızda soğur ya. Ama bu değişik bir şeydi. Bu soğukluk sırtımdan boynuma ve omuzlarıma doğru çıkıyordu. En sonunda saçlarıma kadar çıktı. Dayandığım yerden çekildim. Arkama baktım. Sırtımı elledim. Enteresan bir durumdu. Az önce terliyordum ama şimdi sırtım buz tutmuştu sanki. Üşümeye başladım. Ellerim titriyordu. Ellerimi ağzıma yaklaştırıp buharıyla ısınmaya çalışırken o hışırtı sesleri tekrar gelmeye başladı. Ayak sesleri gibiydi. Korkudan olduğum yere sinmiştim. Nefesimi kontrol etmeye çalışıyordum. Çünkü o her kimse beni duymasını ve görmesini istemiyordum. Derken sesler çok yakın bir yerde kesildi. Bir müddet sessizce durdum. Sonra tekrar arkama yaslandım. Ben yaslanınca biri sanki saçımdan bir tel kopardı. İstemsizce derin ve hızlıca bir nefes aldım. Sonra ellerimle ağzımı kapattım. Ses çıkarmak istemiyordum. Saçımın çekildiğini hissetmiştim. Ama arkamda kim olabilirdi ki? Bir fare kikirdemesi gibi ses duyuldu. Bütün tüylerim diken diken olmuştu. Sonra yine ayak sesleri geldi ve hızla uzaklaştı. Korkudan deliye dönmüştüm. Ufacık bir ses duysam yerimden zıplıyordum. Az sonra uzaklardan "Ayşe, Ayşe" diye bağırma sesleri duydum. Bunlar bizim köylülerdi. Sesimi duyurmak için avazım çıktığı kadar bağırdım. En sonunda sesimi duyurabilmiştim. Ben eve dönmeyince annem ve babam köylülere haber vermiş.
dört bir yandan aramaya başlamışlar beni. Neyse ki o gece başıma başka bir şey gelmeden o lanet yerden kurtulabilmiştim. Yani ben öyle sanmıştım. Babam beni köye en yakın ilçeye, hastaneye götürdü. Bileğim burkulmuş, zedelenme varmış. Şişlik biraz inmişti. Bandajla sardılar ayağımı. Gece yarısı eve geri döndük. Beni yatağıma yatırdılar ve herkes yorgunluktan uykuya daldı. Benim ayağımda hala sızı vardı ve uyumakta güçlük çekiyordum. Zaten dönemiyordum da. Sırt üstü yatmıştım. Ağrı kesiciler etkisini göstermeye başlayınca rahatlayıp uykuya dalmışım. Gece saat kaçtı bilmiyorum. Kulağımda fısıltı sesleriyle birlikte iki tane elin bedenimde gezindiğini hissedince aniden uyandım. İki yandan yatağın altına doğru giren iki büyük el gördüm. Panikle bağırıp fırladım. Ayağımı oynatamadığım için eğilip yatağın altına bakamıyordum. Zaten sağlam olsam da bakamazdım ya o korkuyla. O elleri görmüştüm. Bu gerçekti. Nasıl bu kadar büyük olabilir diye içim içimi yiyordu. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Yataktan inemiyordum. Anneme seslendim. Annem gelince doğruldum ve tuvalete gidelim anne dedim. Gidelim kızım dedi. Beni tuvalete taşırken arkama, yatağın altına gerçekten bir şey var mı diye bakıyordum. Lavabodan döndüğümüzde anne, yatağın altına terliğim gitti. Alır mısın dedim. Annem yatağın altına eğildi ama bir şey göremedi. Bir şey var mı anne dedim. Yok kızım, terliklerin işte burada dedi. Tamam anne dedim. Yatağın altında bir şeyin olmaması rahatlatmıştı beni. O gece gördüklerimi ilaçların etkisiyle olduğunu düşündüğüm halüsinasyonlara bağladım. Sabah gözümü açtığımda gece gördüğümü sandığım şeylere güldüm. Mutlaka hayal gördüm dedim. Gün içinde birkaç defa yatağın altını kontrol ettim. O gece yatağıma yatmadan evvel de tekrar kontrol etme hissi duydum. Yatağa uzandıktan sonra Ali'yi düşünmeye başladım. Sonra gözümde yaşlarla uykuya daldım. Bir ara kulağıma fısıltılar gelmeye başladığını hissettim. Fısıltı sesleri garip seslere dönüşmeye başladı. Sanki kavga gürültü vardı. Ben yatağımda kıvranıyordum. Bunu hissedebiliyordum. Ama bir türlü uyanamıyordum. Sonra birden ensemin arkasından bir rüzgar saçlarıma doğru vurdu. Bütün tüylerim diken diken olmuştu. Yarı uyur yarı uyanık haldeydim. Bedenimde gezinen elleri hissetmeye başlamıştım. Birden fazla el vardı. Korkudan titremeye başladım. Öyle sıkıyordum ki kendimi. Kalbim öyle atıyordu ki. Ama bir türlü kalkamıyordum. Fısıltı sesleriyle karışık cam kırıkları, demir ve çığlık sesleri kulağımdan beynime kadar beni esir almıştı. Çıldırmak üzereydim. O anda aklınıza ne dua okumak ne de besmele çekmek geliyor. Zaten rüyayla gerçek arası sıkışmıştım. Ne olduğunu bile anlamadığım bir olay yaşıyordum. Saçlarımın tarandığını, yüzümde ellerin gezdiğini anlayabiliyordum. Bu durumdan kurtulmak için çırpınıyordum ama başaramıyordum. Sesler beynimin içine işliyordu. Çektiğim işkence bir yana, bedenimde dolaşan ellerin korkusu bir yanaydı. Neyse ki bu işkence bitti. Bir anda yataktan doğruldum. Titriyordum. Ayağımın sızısını aldırmadan kendimi yataktan aşağı attım. Yataktan uzaklaşıp sırtımı duvara yasladım. Altına doğru bakıyordum. Yatağın altındaki karanlık yerden bana doğru bakan bir surat vardı. Gözleri, burnu, ağzı belli oluyordu. O anda odanın kapısı birden açıldı ve annem odaya girdi. Beni yerde görünce ''Ne oldu kızım, bu ne hal?'' dedi. Ben tekrar yatağın altına baktığımda o yüz kaybolmuştu. Annem bir ses duyup kalkıp gelmiş. Bana ne olduğunu soruyordu ama korkudan dilimi yutmuştum sanki. Konuşamıyordum. Annem beni kaldırıp tekrar yatağıma yatırmak istedi ama ben topallayarak salona doğru kaçtım. Korku gözlerimden okunuyordu ki annem bunu fark etti. Kızım bir şey mi oldu? Kabus mu gördün dedi.
Başımı sallayabildim sadece. Beni sarıp kucakladı. Beraber salonda sabahladık. Sabaha kadar annemin kucağında uyudum. Sabah kalktığımda biraz kendime gelmiştim. Dilim çözülmüştü. Ama hala gece yaşadığım korkunun etkisindeydim. Akşama kadar odama girmemek için direndim. Gece olunca yine salonda uyumak istedim. Ama annem neden diye sürekli soracaktı. Ben de onlar uyuyana kadar bekledim ve salondaki divanın üzerinde uyudum. Pek uyudum sayılmaz aslında. Bütün gece dün yaşadıklarımın gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu düşünmekle geçti. Sabaha karşı gözlerimi yumduğumu hatırlıyorum. Gözlerimi yumduktan sonra Ayşe diye bir ses duydum. Ses yatak odamdan geliyordu. Tekrar Ayşe diye bir ses. Aman Allah'ım, bu ses Ali'nin sesi. Yatağımdan kalkıp odama doğru topallayarak gittim. Odamın kapısını açtığımda yatağımda Ali oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Ali diye ağlamaya başladım. Tam koşup ona sarılacağım anda yatağın altından çıkan bir el Ali'yi bacağından tuttu ve yatağın altına çekmeye başladı. Ali'nin ellerinden tuttum ama avuçlarımdan kayıp gitmişti. Sonra yatağın altından bir el daha çıktı. Tam beni saçlarımdan yakalayacağı anda kendimi geriye doğru atıp çığlık attım. Çığlıkla beraber yatağımda uyandım. Hala korkudan titriyordum. Kan ter içinde kalmıştım. Doğrulup etrafıma baktım. Burası benim yatak odamdı. Ben salonda uyudum. Yatak odasında uyumadım. Karma karışık duygular içinde korkudan etrafa bakarken annem odaya girdi. "Ne oldu kızım?" dedi. "Anne, ben iyi değilim. Korkuyorum. Yarın şehre döneceğim," dedim. Annem kollarımdan tuttu ve "Hiçbir yere gidemezsin. Daha yeni geldin. Asıl eğlence bundan sonra başlıyor," dedi. Annemin gözlerinin içine baktım. Gözleri birden kırmızılaşmaya ve kötü kötü bakmaya başladı. "Sen annem değilsin," dedim. Gülmeye başladı. Hem de kahkahayla. Kollarından kurtulup salona doğru seke seke gittim. Salonda divanda kendimi uyurken gördüm. Şok geçiriyordum. O anda aklımdan geçenler, aklımı kaybettim ya da öldüm. Bedenim divanda, ruhum evin içinde geziniyordu sanki. Kendi bedenime yaklaşırken korkudan parmak uçlarımda yürüyordum. Yanına vardığımda doğruldu ve gözlerini açtı. Gözleri, yani benim gözlerim, kararmış dipsiz bir kuyu gibiydi. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışım. Baygınken yine bedenimde elleri gezinirken hissedebiliyordum. Çok sürmedi. Sabah olmuştu çoktan. Gözlerimi açtığımda divandaydım. Ama uyuduğum divanda değil, karşısındaydım. Annem gelip "Uyandın mı kızım?" dedi. Annemi görünce korkmuştum. "Ne oluyor kızım? Bu hallerin ne senin böyle?" dedi. Bir şey diyemedim. Annemi gece gördüğümde böyle değildi. Yanıma gelip "Sabah kalktığımızda divanın önünde yerde yatıyordun. Yataktan mı düştün? Ne oldu kızım?" dedi. "Yok anne, hatırlamıyorum. Belki orada uyuyakaldım," dedim. "Seni bulduğumda sayıklıyordun. Bir ara gözlerini açtın ve Ali dedin. Hatırlıyor musun?" dedi. Ben utanmıştım. "Yok anne, hatırlamıyorum," dedim. "Ali kim?" dedi. "Ali öldü anne," dedim. Annem her şeyi anlamıştı. "Cenazesine gittiğin Ali'ydi öyle değil mi?" dedi. "Evet anne," dedim. "Kara sevda mıydı be kızım?" dedi. "Evet anne," dedim. Annemle birbirimize sarılıp ağlarken babam geldi. "Hadi, daha sofra hazır değil mi?" diye kızıştı. Gözlerimizden yaşlar aktığını görünce "Ne oldu?" dedi. "Yok bir şey," deyince çok da ilgilenmedi. Umrunda değildik sanki. Annem kahvaltı hazırlarken ben de lavaboya gittim. Aynada yüzüme bakarken kendimden korkmuştum. Gece olan olaylar, kendimi divanda görmem, annem sabah beni divanın yanında bulmuş. Allah'ım, kafayı yememek elde değil. Bir şeyler oluyordu ama ben hala çözememiştim.
O gün bahçede çokça vakit geçirdim. Ayağım iyiye gidiyordu. Annem babam bahçe işleriyle uğraşırken ben de bahçedeki ağaçların altında akşam yemeği için fasulye ayıklıyordum. Akşam olunca eve girdik. Annem sürekli beni takip ediyordu. Nereye girsem gelip arkamdan bakıyordu. "Ne oldu anne?" dedim. "Çok iyi değilsin ya kızım. Seni gözümün önünden ayırmak istemiyorum," dedi. "Anne ben iyiyim. Aradan aylar geçti. Tam atlattım derken bu kabuslar çıktı," dedim. "Ne kabusları kızım, anlatsana," dedi. "Aslında kabus olduğundan da çok emin değilim," dedim. Annem "Nasıl yani?" dedi. "Neyse anne, sabah ola hayrola. Sabah anlatırım. Şimdi babam içeride. Neredesiniz diye bağırır şimdi," dedim. Annemle salona geçip babamın yanına oturduk. Gece ben yine odamda yatmamak için direniyordum. Gözlerimden uyku akıyordu ama babamın gidip yatmasını bekliyordum. Salonda uyuyacaktım. Babam "Geç oldu kızım. Git hadi yat," dedi. Ne yapacağımı bilemedim önce. Sonra "Birazdan uyur, ben de salona geçerim," dedim. Odama geçtim. Annem gelip "Hadi kızım, yat da üstünü örteyim," dedi. Beni zorla yatağa yatırdı. Ben istemiyordum bu yatağa yatmak. "Anne, altında bir şey var mı bu yatağın?" diye haykırmak istiyordum. Ama diyemiyordum işte. Sanki yatakla da çok alakası yoktu. Çünkü dün salonda yattığımda da benzer şeyler oldu. Bunları düşünürken göz kapaklarım ağırlaştı. Yatağıma gömüldüm. Uyumuşum. Bir müddet sonra Ali'nin sesini duydum. "Ayşe," deyip duruyordu. Başımı kaldırıp sağa sola baktım. Evet, bu Ali'ydi. Doğrulup yataktan indim ama bir tuhaflık vardı. Ruhum bedenimden ayrılıyordu sanki. Bedenim yatakta kaldı. Bense yatağın başında ona bakıyordum. Sonra dışarıdan tekrar Ali'nin sesi geldi. Pencereyi araladım. Ali dışarıda, bahçedeydi. Bedenimi yatakta bırakıp koştum dışarı. Ayağımdaki acı da yoktu. Dışarıya çıktığımda Ali karşımdaydı. Ona sarıldım. Ne annemden ne de babamdan korkmadım. Doyasıya sarıldım. Sonra Ali elimden tuttu ve beraber köyün yolunda yürümeye başladık. "Nerelerdesin, nasılsın?" diye sordu. "Hasretinle yüreğim yandı," dedim. "Ben iyiyim, korkma," dedi. "Sen neredesin ki?" dedim. "Cennetteyim," dedi. O anda Ali'nin öldüğünü idrak edebildim. Geriye dönüp eve baktım. Sonra tekrar döndüğümde Ali yoktu. Eve doğru yürüdüm. Kapağı çıktı. İçeri girdim. Odama gittiğimde bedenim yataktaydı. Bedenini bulan bir ruh gibi yatağa uzandım ve gözlerimi kapattım. Ancak bir problem vardı. Az önce hiçbir şeyim yokken şu anda kollarım, sırtım, bacaklarım sanki dayak yemiş gibi sızlıyordu. Bileğimdeki ağrı da geri gelmişti. O ağrı ve sızılarla sabaha ettim. Sabah kalktım. Lavaboya gitmek için odamdan çıktım. Annem beni gördüğünde elindeki tepsiyi düşürdü ve çığlık attı. "Anne ne oldu?" dedim. Ellerini yüzüne götürüp ağlamaya başladı. "Anne yüzümde bir şey mi var?" Hemen lavaboya gidip aynada yüzüme baktım. Gözlerim, yanaklarım morarmıştı. Kollarıma, bacaklarıma baktım. Her yerim morarmıştı. Annem ağlaya ağlaya geldi ve bana baktı. Kollarıma, bacaklarıma, sonra sırtımı açtı. Sırtımda da morluklar vardı. Anneme olan biten her şeyi anlattım. Bunca zaman ondan sakladığım için bana kızdı ama yaşadığım şeyler yüzünden üzerime gelemedi. Yüzümü ve kollarımı babam da görünce ona da her şeyi anlatmak mecburiyetinde kaldım. Annem ve babam köydeki alim bir insana durumu anlattılar. Adam birkaç kişiyi telefonla aradı ve babama bir adres verdi. "İşinizi çözecek kişi bu," dedi. Annem ve babam beni alarak hemen o hocaya götürdüler. Akşama doğru oradaydık. Hocaya da her şeyi anlattım. Ali'nin beni alıp götürdüğü kısma başka birini koydum. Hoca baktı ve Ali'yi sordu. Babamın önünde Ali'den bahsedemezdim. "Tanımıyorum," dedim. Hoca bir bana baktı, bir de babama.
Anladım dedi. Sanırım gerçekten de anlamıştı. Bir yandan muska yazarken bir yandan da konuşuyordu. Bak kızım, sana musallat olmuş olan bir cin kabilesi var. Bunlar insanlarla oyunlar oynayıp kafayı yedirir. Çıldıran insan ne yapar? Ya kendini bir yerden aşağı atar ya da delirir, onun bunun maskarası olur. Sana da böyle yapmak istemişler sanırım. Psikolojisi zayıf olan insanı anında bulurlar. Bir buhrana düşmüşsün. Mantıklı düşünemiyorsun. Onlar da seni şıp diye bulmuş. Şimdi bundan sonra bu muskayı yanından ayırma. Okuluna git, derslerinle ilgilen, ev işi yap, annene yardım et. Kafayı başka yerlere yor ki bu buhrandan kurtulasın. Duanı et, kılabiliyorsan namazını kıl. Ama mutlaka her gece başını yastığa koyduğunda rahatla ve aklına gelen bütün duaları oku. Haydi bakalım, yeni hayatın hayırlı olsun dedi. Hocaya sormam gereken bir soru daha vardı. Hatta birkaç soru. Annem ve babamdan çekiniyordum. Hocaya işaret ettim. Sağ olsun hemen anladı derdimi. Annem ve babama, siz dışarıda bekleyin. Hanım kızımla son bir şey daha konuşacağız dedi. Onlar dışarı çıkınca hocaya Ali'nin benim ölen eski sevgilim olduğunu, gelip beni odadan çıkardığını, geri döndüğümde ise bedenimin dayak yediğini ama benim hiç hissetmediğimi anlattım. Hoca güldü ve "Hah, tamam işte. Şimdi taşlar yerine oturdu." dedi gülerek. Sonra bana baktı ve "Ali seni onlardan korumaya çalışmış. Seni bu dünyada çok sevmiş. Öte dünyada da öyle olacak inşallah." dedi. "Ahirette buluşacaksınız yani." Gözümden yaşlar geliyordu. "Hocam ben cennetteyim." dedi dedim. Hoca da güldü ve "Sen de cennete gitmek için gayret göster. Bak yoksa kavuşamazsın Ali ile ağa." dedi. Güldüm. Hocanın elini öptüm. Dışarıda annem ve babam soru yağmuruna tuttular ama bir şey söylemedim. O günden sonra namaza başladım. Kur'an öğrenmeye ve okumaya gayret ettim. Her gece yatmadan mutlaka duamı ettim. Rabbim sonunda bana gayretlerimin karşılığını gösterdi. Bir gece bir rüya gördüm. Ali ile düğünümüz vardı. İkimiz de beyazlar içinde yürüyorduk. Sabah uyandığımda gözümden yaşlar süzüldü. Bu Ali ile ahirette buluşacağımızın bir haberiydi. Hiç kimseyle evlenmedim. Okulumu bitirip öğretmen oldum. Kendimi çocuklarıma adadım. Allah'ın müjdelediği o güne kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.